Yani ilk oyunumuzu sergiledikten sonra ne kadar faydalı olduğunu insanlara da örnek olma açısından yani sizin kendi yaşıtlarınıza, kendi etrafınıza veyahut da başka köylerdeki kadınlara evet. nasıl örnek olacağınızı asıl o zaman göreceğiz. Biz aslında hocayla beraber süreç başlamış durumda. Yani bu eser, bu iş başladı zaten. Biz artık sadece işin sonunda biz onu insanlara göstereceğiz. Buyurun yapabildik diyeceğiz. Kendimiz de vay be yapabildik diyeceğiz. İlleri de gezmeyi düşünüyoruz. Çok da güzel olur. Yani her il kendi nüfusuna kavuşur. Kavuşur. O zaman büyük şehirlerde en azından böyle sahilden başlayıp Hatay'dan İstanbul'da bitirmeyi düşünüyoruz. Bir de Azime teyzenin bir şehir daha var. Bir de Tunceli'de oynayalım diyor. Evet. Azime abi Tunceli'de çok istiyor. Ne güzel olur. İyi çok güzel ya. Vallahi ben de sevindim. Geldiğime çok sevindim yani. Herhangi birisi gelecek. Bunun yanına istediği şekilde eklenecek. Atıyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Gel yap. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir örnek üzerinden de gitmiş oluruz. Siz beraberce 5 kişi kalkacak. 5 kişiyle beraber bir fotoğraf yapacağız. Sonra bakalım ne yaptı. 4 kişiyle yapalım. Sonra soracağız size bunlar ne yaptı. Tamam mı? Hadi şimdi herkes otursun. Seyirciye dön. Dön seyirciye. Bir hareket yap dur. Dur. Kal böyle. Evet hadi birisi eklensin. Koş. Tek tek. Böyle. Tamam bir tane daha. Sen de git oğlum. Asiye de gidiyor. Tamam eklen. Gülme. Tamam eklen. Bir kişi de şöyle teyzenle. Bravo. Ne oldu şimdi? Bir şeye dönüştü mü? Yukarıdan bir şey düşüyordu, koruyoruz tamam. Alttan. Tamam, bravo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boz, geç. Bu tarafa gelin. Gelin, bakın aynısını yapıyorlar. Gel. Buradaki insanlarla tanıştım. Hatice Hoca ile tanıştım. Gerçekten onlar da burayı gün be gün bambaşka bir hale getirmişler. Çok güzel bir hal almış. Biz sadece bir yaratıcı drama dersi vermiştik 3 gün 4 gün. Bunu da daha sonrasında Murat Hoca yine bir gönüllü şekilde sınıf öğretmeni kendisi aslında ama hem müzikle ilgilenen hem tiyatro ile edebiyatla ilgilenen bir hocamız. Birlikte Turgut Özakman'ın Ah Şu Gençler oyununu koymaya karar vermiş. Biz provalarını, videolarını birlikte paylaşıyoruz. Ben İstanbul'da bu işin de bir neferi olarak insanlara bunu tanıtıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Gerekirse buraya bir katkımız olabilirse neyse vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi Murat Hoca da bu işi daha ete kemiğe büründürmüş, güzelce bir hal almış. Burada oyun Eylül, Ekim gibi sanırım tam bir takvim belli olduğunda çıkacak. Herkese de çok fazla yani örnek olacak, bütün köylere, bütün herkese örnek olacak bir güzel bir hal almış. Buradan evime yani başkanın eşine çok teşekkür ediyoruz Meral Hanım'a da verdiği katkılardan dolayı. Provaları seyrettim. Daha önce de zaten hocanın çalıştığı öğrencilerimiz de çalışma fırsatım da oldu. Dediğim gibi şu an tabii videoları da biz beraber paylaşarak provaların gayet profesyonelce, gayet güzel bir halde gittiğini görüyorum. Şaşırarak seyrediyorum. Bizim normalde İstanbul'da nice yerlerde yeni öğrencilerle yapamadığımız şeyi aşama kaydedilmiş halinde görmek insana müthiş mutluluk veriyor. Ve insanların sabah çilekte çalışıp akşam sabah çilekte çalışırken kendi repliklerini ezberleme devam ederken gelip de burada aynı şekilde işlerini yapmaları o kadar değerli, o kadar güzel. Beraber üretmek çok değerli gerçekten. Geldikçe insan daha mutlu oluyor. Üretmenin ve yani devam ettiği, katkıda bulunmanın yani artarak devam ettiğini görmek mutluluk verici. Burası viraneydi. Berbat bir haldeydi. Cumhuriyet ve Atatürk'ün yaptığı bir yere yakışmıyordu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in buraya el attığını duydum. Daha sonra da eşi Meral Seçer'in de farklı faaliyetlerle burayı canlandırdıklarını duydum. Sonra geldim, kendi gözlerimle gördüm. Ben nasıl Büyükşehir'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalara nasıl bir destek olabilirim diye düşündüm. Tiyatroyla başladık, başka kurslar da düşündük ama tiyatroyla başladık, hayata geçirdik. Çok güzel bir oyunu bitirdik. Turgut Özakman'ın
Ah Şu Gençler oyununu sergileyeceğiz. Hazırız. Tiyatroyla ilgilenenler bilir. Her böyle amatör bir grubun çıkarmaya cesaret edemeyeceği bir oyundur bizim çıkardığımız oyun. Bu oyunun da burada çıkarmamın sebebi şu. Nasıl Cumhuriyet değerlerinden yok olan bir binayı böyle kurtarıp da bir kültür mirası haline getirdiyse büyükşehirimiz, ben de büyükşehirin yaptığı bu çalışmaya yönelik kopan, dağılan, parçalanan ailelerin sorunları, parçalanan gençlerin sorunları, tam da herhalde dönemine denk geldi. Parçalanan eğitim sisteminin sorunlarını dile getiren bir oyundur oyunumuz. Hem eleştirel bazda hem de komedi tarzda güzel bir oyundur. 15 Ekim, 20 Ekim tarihleri arasında sergilemeyi düşünüyoruz. Köylü burayı benimsemiş. Kendi yeri gibi, yani bir devlet kurumu olarak değil de zannedersiniz bir köy odası, çalışma odası gibi köyün bütünleşmiş bir yer. İlgi çok fazla. Biz ancak 25 kişi seçebildik. Yani tiyatroya bile 50-60 kişi bir talep oldu ama biz içlerinden 25 kişiyle birlikte çalışıyoruz. İlgi yoğun. Sadece bizim çalışmamız değil. Burada çocukların etüt çalışmaları var, bilgisayar odaları var, küçük çocuklar için bakım merkezleri var, efendim sera çalışmaları var. Yani çok alanlı bir çalışma merkezi burası. İlgi de çok yoğun, köylü de çok memnun. Hocamız çok güzel eğitim verdi, çok güzel şeyler öğrendik hocamızdan. Oyunlarımız çok güzel ve ben o kadar kendimi açtığımı zannediyorum ki, hissediyorum aslında. Kendimi çok açtım. Oyunlarda çok mutluyum, işimde mutluyum. Ben buraya gelmediğim gün sanki huzur bulamıyorum. Burada çok huzurluyum. Eve gidiyorum, oynadığım gün gidiyorum eve. Damadıma, ben tek yaşıyorum, damadıma, kızıma diyorum gelin size oyunumu oynayacağım. Bugün oynadım, çok mutluyum o yüzden burada. İşte Murat Hoca'dan eğitim alıyoruz burada. Tiyatro eğitimi alıyoruz. Öyle günümüz geçiyor burada. Burada atanın mirasına saygı. Benim en büyük şeyim atamızın mirasına saygı. Biz burada çırpalıkta dokuyorum. Dokuma yapıyorum. Dokuma gösteriyorum. Arkadaşlara da gösteriyorum. Kendime de dokuyorum. Tiyatrosunda da ben bir 15 yaşında kız rolündeyim. Onu da oynuyorum. Şimdi Allah nasip ederse Murat Hocama çok teşekkür ediyorum. Eğitimi de aldık. Yağmur demedik, yaş demedik. Tiyatro olacak diye geldik biz bura. Biz de gelip gitmeye başladık. Bir gün dedik ya Hatice Hanım, böyle böyle bir tiyatro grubu kurmak istiyoruz, var mısınız? Gönüllü olarak tüm köylümüz, hepimiz katıldık. Hepsine teşekkür ederim. Murat Hocama da ayrı ayrı teşekkür ederim. Hem oyun oynadık, hem eğlendik, hem bir şeyler öğrendik. Hayatın getirdiği şeylerden biraz ders çıkarmaya çalıştık. Günlük çalıştığımız yerlerde de aynı rollerimize çalıştık. Yani yapacak olduğumuz kış dönemine girerken yapacak olduğumuz tiyatromuza hazırız.